WWE Battlegrounds. Kendisi hoşuma giden bir oyundu. Fazla ilgimi çekmiyordu açıkça söylemek gerekirse. O kadar da heyecanlı değildim ama bugünün haberleriyle birlikte ne yalan söyleyeyim oyun için biraz daha heyecanlandım. Sanki güzel bir şey geliyor gibi arkadaşlar. Konuşacağız. Bol bol konuşacağız bugün ama önce yeni çıkan oynanış trailerını buyurun izleyin. Brawl Without Limits. Bu oyun gerçekten de bir All Stars'ın hani devamı gibi geliyordu bana. Ve bu trailerle birlikte çok daha fazla öyle hissetmeye başladım. Ve açıkçası daha pozitif hissetmeye başladım. Çünkü ilk trailerla hoşmuş falan dedim ama öyle çok da içimde bir şey hıpır zıpır olmamıştı. Anlatabiliyor muyum? Çok da heyecanlanmamıştım. Ne yalan söyleyeyim, bu trailerdan sonra heyecanlanmaya başladım. Yani evet, bir sürü bilgi var şimdi elimizde. Hepsini size en düzgün, temiz bir şekilde aktarmaya çalışacağım. 2K uğraşmış bu sefer. Ben de biraz uğraşacağım. Bu video edit olacak yani. Çok alışmayın. Her zaman yapacağım bir şey değil. Over the top action. Verebileceğim ve beni çok şaşırtan ilk bilgilerden bir tanesi 70'in üzerinde WWE Superstar ve Legend'da olacağı bu oyunda. Efsanesi olacağı. 70'in üzerinde. Hep All Stars'la karşılaştırdığım için benim beynimde bu oyunda hani 20 bilemedin 30 tane güreşçi olur tamam derdik diye düşünüyordum. Ama 70'in üzerinde diyor ve daha çıkacak DLC'ler var yani. Özel yeteneklerinizle rakiplerinizi yok edin. Etkileşime girebiliyormuşsunuz çevreyle. Ve aynı zamanda Over the Top Moves varmış. Daha önce All Stars izlemediyseniz Over the Top Moves dedikleri yani şöyle bir şey bekleyebilirsiniz. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Siz biraz da All Stars'a baka durun. Loads of match types diyor. Bir sürü maç tipi diyor. Kaç tane olduğunu kesin olarak söylemiyor ama birkaç tanesinden bahsetmiş. Steel Cage, Royal Rumble çok ilgimi çekti bu açıkça söylemek gerekirse. Yani All Stars'da Royal Rumble olsa bence çok eğlenceli olabilirdi. Ama bu oyunda var işte. All Stars'da yoktu, bu oyunda var. Bakalım nasıl bir şey olacak Royal Rumble. Fatal 4-Way ve Battleground Challenge diye bir şey varmış. Bunun ne olduğuna daha sonra geleceğim. Ama anladığım kadarıyla 4 kişi olabiliyor ringde sadece. Yani 4 tane güreşçiyle kapışabiliyorsunuz. Yani atıyorum 5 kişilik ya da 6 kişilik maçlar yok gibi gözüküyor şu an için. Online modundan bahsetmişler. İşte couch co-op ya da burada ağzınızı burnunuzu kırıyorsunuz. Çok co-op olmuyor, birlikte çalışmıyorsunuz ama hem internetten hem de yan yana arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. İşte çok burada önemli bir şey yok açıkçası. Ancak gözüme çarpan bir detay var burada verdikleri. Compete in online tournaments diyor. Online turnuvalar yapabilecekmişiz. Onlarda şansımızı deneyebilecekmişiz. Nasıl olacak bunlar, çok merak ediyorum açıkçası. Geri kalanında bu yazının bu arada önemli bir şey söylemiyor. Devam ediyoruz. Daha vermem gereken çok bilgi var. Bu oyunun iki tane edition'ı var. Deluxe edition'ı ve ondan sonra da normal edition'ı. Normal 40 euro olması lazım. Deluxe edition'da 50 euro. Yani normal oyunlar biliyorsunuz şimdi 60'tan satılıyor yani günümüzde. Bunu 70'e çıkarmaya çalışıyorlar. NBA 2K20 yapmaya çalışıyor hatta bunu. Ama 2K'nin yaptığı başka bir oyun gayet güzel bir fiyata çıkıyor. Zaten bu oyun böyle bir fiyata çıkmalıydı bence. 60 dolar olmamalıydı. Yani fiyatlandırmayı ben beğendim açıkçası. Genel olarak daha detaya gireceğim ama Eylül'ün 18'inde çıkıyor arkadaşlar. Bu oyun Eylül'ün 18'inde çıkıyor. 2 ay sonra diyebiliriz ya. Hadi tamam, bu ayda sayalım 3 ay sonra, yani çok az kalmış. Şimdi iki tane edition var demiştim ya, Standard Edition alınca ne aldığınızın önemi yok çünkü hani
Deluxe Edition'ı aldığınızda Standard Edition'da olan şeyleri de alıyorsunuz. Üstüne yeni şeyler de alıyorsunuz. O yüzden Standard'a bakmayacağım dediğim gibi. Currency Pack. Bu kötü. Microtransactions. Her zaman kötü. Para ödediğimiz bir oyunda microtransaction olması yüzüme tükürmekle birebir bence. Bunu söyleyeyim. Direkt bundan zaten 1-2 puan kaybediyor benden. Onun üzerinden 1-2 puan kaybediyor. Dünyanın en güzel oyunu olsun. Microtransaction varsa ve ben free to play olarak oynamıyorsam bu oyunu. Biraz yani şey 1100 golden bucks veriyormuş. Vanity items ve superstar açabilmek için. Yeni güreşçiler açabilmek için işte. Vanity items da herhalde mesela beyzbol sopası, güreşçi kıyafetleri. Çünkü kendi güreşçinizi yaratabiliyorsunuz sanırım, öyle şeyler gördüm. Bakacağız dediğim gibi. Yolumuz daha uzun arkadaşlar. Ondan sonra pre-orderlarsanız bunu Edge Totally Awesome pre-order pack'ini de alıyorsunuz. Yani Edge'le oynayabiliyorsunuz bu oyunda. Önemli bir detay. Pre-order yapmadığınızda acaba Edge'i bir daha alabilme şansınız var mı? Genelde mesela WWE'nin simülasyon oyunlarında işte WWE 2K20'de, 2K19'da falan birini exclusive yapıyorlar. Pre-orderlamadıysan ha öldün diyorlar. Sonra 3-4 ay geçiyor. DLC olarak koyuyorlar. Hani pre-orderlamadıysanız bile alabiliyorsunuz onu da. Beklemeniz gerekiyor sadece. Acaba buradaki Edge pre-order pack'i de aynı mı olacak? Bilmek ve beklemek ve görmek gerek açıkçası. Digital Deluxe Bonus Pack var sonra. İlginç. Race Some Hell with Stone Cold Steve Austin. Drakken SmackDown Edited Era versiyonuyla çılgınlaşın. Ha, SmackDown'ı işte vurun. Lady SmackDown, Türkçe'de yazabilir bilmiyorum. Çılgınlaşınmayı da azmayı da kimle yapıyoruz? Ronda Rousey ile yapıyoruz. Yani Digital Deluxe versiyonunu aldığımızda bu üçü geliyormuş. Çok ilginç. Bak Stone Cold mesela normalde oyunda yok mu yani? Ronda Rousey normalde oyunda yok mu? Ben bunu çözemedim şu an bunu okuduğumda. Bu biraz korkutucu. Drak oyunda var belli. Çünkü hani bu Digital Deluxe'ı aldığımızda Drak'ın Attitude Era versiyonu geliyor. Normal versiyonu zaten var oyunda diye tahmin ediyorum. Ama garip. Eğer yani bu Digital Deluxe versiyonunu almazsak Ronda Rousey ve Stone Cold olmayacak mı yani? Bunları göreceğiz ve öğreneceğiz. Şimdi diğer detayları vermeye devam edeyim. Steam'de WWE 2K'yi aradığımda maalesef WWE 2K Battlegrounds'u göremiyorum. Vardı evet, Steam'de var. O yüzden Battlegrounds'un kendi sitesinden girdiğimde ve Steam opsiyonuna bastığımda aha da bana böyle bir şey çıkıyor. Yani şu an için oyunu alabilmemizin tek yolu buradan gibi gözüküyor. Bu da demek oluyor ki ya 39 yani 40 Euro'yu bayılacağız ya da 50 Euro'yu bayılacağız. Ki ben büyük ihtimalle Digital Deluxe'ı alırım yani, çünkü bunun videosunu çekeceğim, her şeyin olmasını isterim. Yani şimdilik çok da güzel bir fiyat olmayan 388 liraya geliyor bu oyun. Daha çıkmasına 3 ay var. Belki Steam Store'a da gelir ve biliyorsunuz Steam Store'da her oyunda olmasa da bazı oyunlar adam akıllı alınabilir fiyatlarla geliyor. Mesela oyunlardan bir tanesi Vampire Bloodlines The Masquerade. İkincisi bu oyundan çıkmadı, görüyorsunuz çıkmasını var. Ama bu da 300 lira falan olurdu en az. Özellikle işte bu özel versiyonları. Ama görüyorsunuz Türklerin alabileceği fiyatlar yani. Ha tabii şöyle de bir şey var. WWE 2K oyunları genelde hani PC'de de pahalı oluyorlar. Yani sanırsam WWE 2K20'ye 350 lira verdiğimi hatırlıyorum. Deluxe Edition için. Dolayısıyla 2K başka firmaların yaptığı gibi oyunları hani alım gücüne göre satmayabilir, fiyatlandırmayabilir. Türkiye'de o yüzden bu fiyat olarak oyun bir tarafımıza girebilir. Biraz üzücü. Ama bakalım, dediğim gibi daha 3 ayımız var. Şimdi beyler bayanlar, daha da fazla bilgi vereceğim bu oyun hakkında. 7 dakika oldu ve 20 dakikası var diye düşünüyorum bu videonun, ama bakalım. Arcade sitesinde bir brawler tabii ki de yani bu oyun. Bunu söylemeye gerek yok herhalde. Stadia'ya bile geliyormuş yani. Bütün sistemlere geliyor. Nintendo Switch'te bile var ki bence Switch'te oynamak için gayet aslında iyi bir oyun bu. Özellikle bir de tek Joy-Con'la hani bir güreşçiyi kontrol edebiliyorsan yani işte. Hoş olur. Şimdi oyun modlarına geliyoruz arkadaşlar. Exhibition var biliyorsunuz zaten. Gösteriş maçları, gösterge maçları, ne demek isterseniz deyin. Bu Exhibition'ın ne olduğunu size pek açıklamama gerek yok herhalde. Ve bu arada burada da confirmlemiş oldum. Up to 4 players diyor. Yani ringte aynı anda 4 kişiden fazla insan güreşemiyor bu oyunda. Campaign yani hikaye modu. WWE 2K Battlegrounds'a özel yaratılmış 7 tane WWE hayalperestleri varmış diyeyim. Bunların maceralarını görecekmişiz. Onlara katılacakmışız ve en tepeye tırmanana kadar da kapışacakmışız. Story mod böyle bir şey. Bu 7 New WWE Hopefuls dedikleri acaba oyunda yaratılmış olacaklar mı, yoksa biz kendi güreşimizi yaratabilecek miyiz? O önemli bir detay bence. Güreşerek WWE ile anlaşma imzalamaya çalışacakmışız bu modda.
ve yolculuğumuzda yeni arenalar açacakmışız. Bu arenalar Everglades askeri üs ya bootcamp Türkçe'de ne olur çok bilmiyorum da işte askeri arena diyeyim. Aklınıza zaten bir şey oluşmuştur. Meksika, New York, Scotland, İsviçre. İsviçre değil mi? Cahillik yapmayalım. Bu yolculuğunuzda aynı zamanda Stone Cold Steve Austin ve Paul Heyman gibi efsanelerde size gitmeniz gereken yolu gösterecek diyor. İlginç, ilginç açıkçası. Hiç de sorun değil bu benim için. Merak ediyorum. King of the Battleground. Bu ilginç bir şey. 4 kişi ringin içinde kapışırken Last Man Standing modmuş ve online bir modmuş. 4 kişi de ringin dışında bekliyor. Herhalde birisi elendikçe o 4 kişiden birisi giriyor, giriyor, giriyor ve son ayakta kalan adam da King of the Battleground oluyor. Bu oyunun Battle Royale modu gibi geldi bana bu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Mesela oyun çıkmadan bunun hani bir maç yapsalar böyle gösterseler bence çok hoş olur. Yapmalılar zaten bence. Yine aynı şekilde online turnuvalar ve exhibition maçları yapabiliyormuşuz online'da. Çevreyle iletişime girebiliyoruz. İşte ring köşesindeki kenarındaki silahlar. Helikopterden atlayabiliyormuşuz. Arabalarla arkadaşlarımıza çarpabiliyormuşuz sanırım. Ve arkadaşlarımızı da arabaya çarptırıyor olabiliriz bilmem. İşte yine aynı şekilde arkadaşlarımızı timsaha falan atabiliyormuşuz, fırlatabiliyormuşuz. İşte çevreyle iletişimi yapabileceğimiz birkaç şeyi gösteriyor burada, söylüyor bize daha doğrusu. Bu sırada da Marvin Hall ve Jerry the King Lawler spikerlik yapıyor diyor. Yani bu oyundaki spikerlerimiz bu. Marlon ve Jerry the King Lawler. İkisini de seviyorum. İsimlerini söylemek zor olsa da. Ama zaten çok önemli bir şey değil bence bu oyundaki commentary. Okey, merak ettiğim bir şeyi cevapladık burada. Kendi arenalarımızı yapamıyormuşuz da arenaları kişiselleştirebiliyormuşuz. Ondan sonra da Superstar Creator varmış arkadaşlar, yani Kerosero ve Yulibertas'a merhaba diyeceğiz WWE 2K Battlegrounds'da, oyun ismini anlaşamadım hala. Farklı body tipleri ve büyüklükleri, yüzünü gözünü değiştirebiliyorsun, kıyafetini değiştirebiliyorsun, saçını ve dövüş stilini değiştirebiliyorsun. Önemli bir şey bu. Yine All Stars biliyorsunuz, High Flyer vardı, Powerhouse vardı, Technician falan vardı. Bu oyunda da öyle şeyler olacak gibi gözüküyor. Bazı karakterler daha uçabilecek, bazı karakterler daha güçlü olacak. Ki All Stars'da benim en sevdiğim şeylerden bir tanesiydi bu. O yüzden bu da gayet güzel. Ne olursan ol geldi, yani mutlulukla karşıladığım bir şey. Ne olursan ol gelden ötürü. Okey, roster hakkında daha da bilgi alıyoruz burada. Roman Reigns, Drew McIntyre, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Randy Orton, RKO'suz olmazdı tabii ki de. Ve şunun gibi legendlar da var. Undertaker, Andre the Giant, Mankind, Shawn Michaels, Yokozuna, Sgt. Slaughter ve çok daha fazlası dediğimiz gibi 70'in üzerinde. Ve bütün klasları da söylüyorlar bize harbiden. Şey bu. Nedir o? WWE All Stars klasları sayıyoruz. Hepsinin kendi zayıflıkları ve güçlü noktaları var tabii ki de. Powerhouse, Technician, High Flyer, Brawler ya da Allrounder. Sanırım WWE All Stars'da 4 tane vardı. İşte Powerhouse, Technician, High Flyer, Brawler. Olmayan Allrounder'dı. Onu da eklemişler. Hiç sorun değil dediğim gibi. Allrounder kim olacak mesela, size örnek vereyim. AJ Styles Allrounder olur %100. Sonra bu kralların hepsini de arcade stilindeki güçlerle de kırın. İşte yanan yumruk, buz nefes falan, o deprem özelliği de varmış. Yani maçın gidişatını hemen değiştirin bunlarla diyor. Eylül'ün 18'inde çıkıyor, yani çok çok gerçekten kısa bir süre sonra çıkacak bu oyun. Bununla birlikte de bildiğim kadarıyla kaçırdığım bir şey yoksa vermem gereken bütün bilgileri size verdim. Kesinlikle şu an en çok merak ettiğim şey şu. Hani Türkiye'de fiyatlandırması nasıl olacak bu oyunun acaba? Çünkü açıkçası ödemek gerekirse 50 euro vermek pek de beni mutlu eden bir şey değil. Ha, bu arada az kalsın kaçırıyormuşum, çok önemli bir detay bu. Burada diyor ki WWE Superstars in game currency bilmem ne falan filan. Önemli olan kısmı şu. Can also be unlocked by achieving in-game objectives. No additional purchase necessary. Şimdi bu güzel bir şey. Yani oyun içinde o oyunu oynayarak da bütün güreşleri açabiliyorsunuz. Yani microtransaction'a bağlı değiller bunlar. Güzel, ama microtransaction oyunda varsa %100 abi.
şey yapacaklar yani, ballayacaklar o microtransaction'ları. Böyle microtransaction'ları oyun içi satın alanları gördüğünüzde yapacaksınız. Hani of, çok istiyorum falan diyeceksiniz. Çünkü yani bilmiyorum yaparlar mı yapmazlar mı? Umarım yapmazlar, yapacaklar gibi geliyor bana. Atıyorum Drake'ı alacaksınız. Tamam, oyun içinde alabiliyorsunuz da. Atıyorum 5 dolar verip hemen almak yerine Drake'ı, atıyorum oyunu 5-6 saat oynamanız gerekiyor sırf Drake'ı açmak için. Yani aradaki dengeyi çok iyi kurmaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani para vermenin bir seçenek olması gerekiyor. Zorunluluk olmaması gerekiyor. Çünkü biliyorsun çoğu oyun, yani demeye çalıştığım şey, sadece seçenek bu. Sadece seçenek diyorlar ama oyunu aslında microtransaction'ları insanların alması için hani dizaynlıyorlar. En güzel örneklerden bir tanesi Shadow of War'dır mesela. Lord of the Rings, işte Middle Earth Shadow of War. Ve zaten ben bu tür şeylere beleş oyunlarda bile gıcık oluyorum ama beleş oldukları için çok bir şey demiyorum. Hani 50 euro verdiğim bir oyuna bir de hani böyle saçma salak şeyler ekleyince gerçekten kıl oluyorum ben. Gerçekten kıl oluyorum. 2K'den ama bekliyorduk bunu. Ve ben size söyleyeyim, WWE 2K20'de falan böyle şeylerde %100 görürdük. Neden görmedik? Zaten serinin isminin batmadığı yer kalmamıştı WWE 2K20'den önce bile. 20 ile birlikte bir de iyice yok oldular yani. O yüzden eminim 2K21'de bile görmeyebiliriz böyle microtransaction olayı. Bakalım. Beni en çok korkutan şey bu. Beni en çok korkutan şey bu. Nasıl balanslayacaklar göreceğiz, bakacağız. Çünkü buna benzer olan NBA oyunu ve bu oyunun ikincisi özellikle gerçekten insanlardan büyük tepki toplamıştı. Çünkü gerçekten ve gerçekten inanılmaz kötü bir oyun içi satın alma sistemi vardı yani. Bildiğiniz oyunu yok etmişti. O kadar kötüydü yani. Bu da öyle olursa benim için bu oyunu yok edebilir. Bunu da dedikten sonra beyler bayanlar, daha fazla size gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine böyle büyük haberler çıktığında sizle paylaşacağım. Ve tabii ki de oyunun kendisi çıktığında campaign modunu oynarım tabii ki de. Ve çok daha fazlasını yaparım. Ama şimdilik bu kadar. Daha 3 ayımız var bunun çıkmasına. O zamana kadar bekleyeceğiz. Başka da diyeceğim bir şey yok. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlarda yönetebilirsiniz. Ya da yöneltebilirsiniz. Benim de size sorum var. Türkçe konuşma kılavuzu diye bir şey var mı? Varsa nerede bulabilirim? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. PlayStation 4'ünüz var ve ucuz oyun mu arıyorsunuz? O zaman VIPKonsol.com'a davet ediyorum sizi. Gördüğünüz gibi oyunlar gerçekten çok ucuz. Sitenin nasıl işlediğini merak ediyorsanız bunun detaylarına açıklamada ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve açıklamaya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. PSN kardeşliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız, çünkü VIP konsol bu sistemi kullanarak oyunları satıyor. O yüzden güvenliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa kesinlikle önerdiğim videoya bakmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra VIP konsolun hakkımızda sayfasına bakmanızı tavsiye ederim. Daha fazla detay ve hani kendinizi daha güvence altına almak istiyorsanız. Ama VIP konsol olabildiğince güvenli olarak yapıyor bu işi. Mesela direkt siteden oyun alamıyorsunuz. Sipariş formu dolduruyorsunuz. Onlar size ulaşıyor. Oyun ve ödeme işlemini aynı anda yapıyorlar sonra. Bundan sonra şöyle de bir farkları var. Size verecekleri hesaplar hep kendi hesapları, ne bileyim. Böyle kendilerinin bilmediği yurt dışından falan aldıkları hani hesaplar değil. O açıdan da daha bir garanti. O yüzden dediğim gibi herhangi bir şüpheniz varsa açıklamadaki PSN kardeşliği videoma bakabilirsiniz. Ve dediğim gibi VIP konsolun hakkımızda sayfasına bakabilirsiniz. Ve onlara Instagram'dan direkt DM atabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi günümüzde direkt PSN Store'dan oyun almak imkansızken VIP konsolla birlikte bu acı çok daha azalıyor. Yani şu an gördüğünüz fiyatlar zaten uygun da daha da uygun yapabilirsiniz bu fiyatları. VIP konsolla anlaştık. Bana 3 tane kod gönderdiler. 0 veya 100 TL'lik bir oyun alırsanız ve Kerosero 0 kodunu kullanırsanız 5 TL indirim. 100-200 TL arası bir oyun alırsanız ve Kerosero 100 kodunu kullanırsanız 10 TL indirim. 200-300 lira arası bir oyun alırsanız ve Kerosero 200 kodunu kullanırsanız da 15 TL indirim hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani örnek olarak mesela The Last of Us Part 2'yi almak istiyorsanız oyunun fiyatı 275 TL. Alırken Kerosero 200 kodunu kullanırsanız 260 liraya geliyor oyun. Diğer bir de işte hem siz indirimden yararlanmış oluyorsunuz hem de bana biraz yardımınız dokunmuş oluyor. Yani dediğim gibi ucuza PlayStation 4 oyunu arıyorsanız bu site sizin işinizi çok büyük ihtimalle görecektir. VIP konsola kanalıma sponsor olduğu için teşekkür ediyorum.